Hoş geldiniz. Konuşmaya başlamadan önce bilmiyorum ne kadar tahminimce herkesin teknoloji ilişkisi bir nevi bağlantılı. Şöyle bir video çok döndü geçtiğimiz birkaç ay internette. Şuna başlamak çok istedim. Sophie'yi biliyor musunuz? Duymuş muydunuz? Hi there. Ses Everything açabilir is miyiz? going extremely well. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Yes, talking to people is my primary function. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador. Who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Ya bu geçtiğimiz yılın en çok paylaşılan videolarından bir tanesi Reddit'te ve bilmiyorum çok anlamlı buldum başlamak için bugün konuşmaya. Ben Refik Anadol. Birazdan gidip beraber gezeceğimiz serginin Salt ekibi ve Google Sanatçılar ve Makine Zekası ekibiyle beraber serginin üretiminde yer alan sanatçıyım. Bugün sizlere çok kabaca olacak şekilde çünkü uzun bir süreçti. 6 aya yakın bir yoğun geçen süreci 30 dakikada anlatmaya çalışacağım. Ve olabildiğince samimi şekilde başımıza gelenleri paylaşmaya çalışacağım. Şu anda UCLA'de yüksek lisansımı bitirmiş olduğum bölümde hem ders veriyorum hem de veriyle olan ilişkimi sadece bu proje değil bir önceki projelerimde de aslında yaşama şansı bulmuştum. Fakat bugün paylaşacağımız proje aslında izleyici çevreleyen 4 kanallı interaktif bir uygulama. Bu gelecekten bir önerme, bir bilim kurgu hikayesi gibi düşünebilir. Bu gerçek bir öneri değil aslında. Fakat dün açılıştan beri duyduğum herkesin mekanı gerçekmişçesine yorumluyor olması bence en enteresan noktalardan bir tanesi. Çok kabaca önceki işimden bahsetmek gerekirse, daha önceki sanat pratiğimde genel olarak yeni medya sanatlarını mimarlı olan ilişkisini araştırmaya ve olabildiğince teknoloji odaklı yaklaşımlarla insanoğlu olarak başımıza gelecekleri heyecanlı izleyen biriyim. Bu bir proje San Francisco'da Salesforce binasında San Francisco Belediyesi'nin vermiş olduğu veri yığınlarının bir nevi heykellere dönüşü projesiydi. Her gün sabah 7'den akşam 11'e kadar çalışan kamusal alanda açık kaynaklı bir sanat projesiydi. Bu ve bunun gibi büyük ölçekli, küçük ölçekli verinin bir şekilde şehirsel olarak karşımıza çıkışı ile ilgili çok fazla çalışmada yer alma fırsatım oldu. Tabi bu zamanla kullanılan programları ve yaklaşımları çok değiştirdi. Kişisel olarak da programladığım bir platform var, VVV diye geçerli. Node-based bir dünya, yani tek satır kod yazmadan bir mantık kurabiliyorsunuz ve bunu yaparken de açık kaynaklı dünyadan yararlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ve bunun gibi ilişkiler ve 4 kişilik bir grubuz bu arada dünyada hani bu programı kullanabilen ve birbirimize çok fazla yardımcı oluyoruz bir yandan da. Tahmin edersiniz ki çok kompleks veriyle çok rahat ilişkiler kurabiliyoruz. Bunları çok büyük ölçekli ortamlara taşıyabiliyoruz ve yani kısaca aslında ya da eş zamanlı mesela Twitter'ın social network aktivitesinin şehrin tamamını eş zamanlı bu heykele aktarabiliyor ve her gün şehrin kullanıcılarının kullanmış olduğu tweetler sayısına göre de yepyeni mekanlar oluşturabiliyoruz. Yani bunlar aslında kabaca yapılabilen verinin bir şekilde değişim dönüşümüne çok rahat karşılık görebildiğimiz projelerden bir örnek. Kısaca veriyi ve ışığı materyal olarak kullanmaya çalışıyorum olabildiğince.
Veri kimi zaman eş zamanlı olabiliyor, kimi zaman donmuş yani kaydedilmiş bir şekilde olabiliyor. Farklı anlamlarda, farklı boyutlarda ortaya çıkabiliyor. Veya işte çok yeni Boston Havalimanı'nın Logan Airport'tan muazzam sensörlere sahip olduğunu öğrendim. Halbuki normal şartlarda güvenlik açısından uçakların iniş çıkış sırasında rüzgarın değerini çok iyi ölçmeleri gerekiyormuş. Bu da bir veri resimleri diye tabir ettiğim bir projeydi. Burada da çok kompleks rüzgar verisini alıp, bir yıllık rüzgar verisini alıp Boston şehrinin her mevsime göre tekrar bir resme dönüşmesini deneyimleme şansı bulabiliyorsunuz. Bu bir binanın lobisinde 4,5 metre, 2,5 metrelik çok yüksek çözünürlüklü bir LED ekran. Bunları söyleme sebebimi birazdan aşağıdaki projeye bağlamaya da çalışacağım. Yani kısaca veri aslında her formda, her şekilde karşımıza çıkabiliyor. Mesela burada izleyici Porcelain Memories isimli sonbaharda ortaya çıkan rüzgarların imkansız bir porselen dönüşmesini izliyor. Normal şartlarda bu verinin şiirsel olduğuna hep emindim yani. Rüzgar bir şekilde göremediğimiz ama var olan bir şey. Ama bunu başka türlü görebilir miyiz? Görülmeyeni görebilir miyiz? Soruları da hep üretimime, pratiklerime eklemeye çalışıyorum. Bu ve bunun gibi projelerde aslında veriyle oynamanın ne kadar ilham verdiğinin farkındaydım. Fakat sonuçta bu veri çok soyut. Bir yandan farklı okunabilir, farklı kaydedilebilir, objektifliği, subjektifliği konuşulabilir, başka şehirde başka olabilir, başka sanatçı yerinde başka üç satır farklı kodla başka bir şey dönüşebilir. Dolayısıyla hani mutlak bir gerçeklik peşinde değil de olabildiğince belki bir science fiction filmin içerisinde 5 dakikalık izlediğimiz bir sekanslara dönüşmeye başlıyor insanların hayatında. Bu pratikler sırasında geçtiğimiz 8 ay önce Vasif Bey, Noam Ran'ın ve Salt ekibiyle bir görüşme şansımız oldu. Orada birazdan gezeceğimiz serginin aslında hemen bunun bitişine denk geliyordu projenin. Burada çalan soundtrack de Black Mirror'dan. Bilmiyorum izliyor musunuz ama. Burada çok kabaca teknik belki öğrenmek istersek de solda Perlin Noise denen bir algoritma ortada. Solda verinin kendisini 3 boyutlu bir düzleme yayıp çok basit şekilde her gün gelen değişen patternları sağda da aslında bir nevi bir veri heykeline dönüştürme hikayesiydi. Burada öğrendiğim pratik aslında bambaşka bir yere gitti birazdan göreceğimiz projede. Bildiğiniz üzere Salt Arşiv'in 1.7 hatta 2.0'a yakın bir belgesi mevcut. Bu belgeler mükemmel şekilde 47 kolona yayılmış şekilde her verinin ne zaman üretildiği, nasıl tarandığı, kimin fotoğrafta çektiği, hangi arşivden geldiği, nasıl saklandığı ve mükemmel derecede tasarlanmış, hazırlanmış bir metaverisine sahipti. Burada tabii en büyük sorulardan bir tanesi 20. yüzyılda fizikselliğin kaybolduğu bir gerçeklikte, araba motorlarının olmadığı bir dünyada veriye nasıl ulaşabilirdik? Hepimizin ilk refleksi büyük bir ihtimalle veriyle karşılaştığımız zaman bir şey arama isteği. Ama o buton olmasa ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Bir diğer değerli sorulardan bir tanesi ise aynı veriyi biz değil, yapay zekaya okutsaydık ne görecekti? Bir mekan önerebilir miydi? Yeni bir masa, yeni bir kütüphane formu çıkarabilir miydi? Eğer bunları çıkarabilirse, bizler gibi öğrenebilirse rüya görebilir miydi? Soruların cevapları çok kompleks. Tabii ki eldeki veri büyük olduğu için hızlı bir şekilde anlaşılabilmesi, toparlanıp bir araya gelmesi çok zor bir konuydu. Şanssızdır o dönemde de Google'ın yapay zeka ekibi heyecanlı bir şekilde sanatçılar ve makine zekası isimli bir oluşuma olanak tanıyorlar. Burada yaklaşık 300 kişilik bir yapay zeka mühendis grubu zor sorulara karşı hazır, challenge arayışında bir grup insan düşünelim. Bu insanlar mantıklı olsun olmasın, yani orada çok kaygıları yok. Ama sorunun heyecanlı olması ve merak uyandırmasını bekledikleri projelere destek vermeye karar veriyorlar. Projemiz de oradan büyük bir destek aldı. 6 ay boyunca Seattle'daki yapay zeka ekibiyle kuantum seviyesinde elimizdeki verileri yapay zekaya okutma şansı bulduk. Bu arada mekansal ilhamımız da Library of Babel, Babel Kütüphanesi, Jorge Luis'in önerisinde Arjantinli yazarın hikayesinde yer alan forma çok benzeyen yuvarlak bir, yani silindirik bir mekan,
tavan ve tabanda ayna kullanarak sonsuzluğu ifade etmeye çalıştık. Yapay zeka bizlere 1.7 milyon imaja baktığında renk koduna göre şöyle bir mekan önerisinde bulundu. Kullandığımız algoritma TSNE, Lawrence van der Maaten isimli mükemmel açık kaynaklı işler yapan bir bilgisayar bilimcisinin paylaştığı kod. Şu an GitHub'dan indirebilirsiniz. Python üzerinden çalışan bir platform. Google sayesinde TensorFlow'a da aktarılabilmiş. Bilmiyorum haberiniz var mı ama bir şekilde her şeyin açık kaynaklı olabildiği bir dünyadan konuşuyoruz şu anda. Bizlere imajların 128 piksellik, bu arada arşiv çok büyük. Yani bütün proje aslında 2 terabaytlık beyaz Wes Anderson Hartsik'in Los Angeles'a gelmesiyle başladı İstanbul'dan. Yani çok kabaca anlatmak gerekirse. Tüm arşivin taranmış TIFF, PNG, JPEG yani çok büyük ölçekte bir arşivden bahsediyoruz. Ve daha sonra bu boyutun aslında bizim de göremediğimiz 708 katmanlı bir alana yaydığını fark ettik yapay zekanın. Yani diyor ki insan olarak 3 boyutlu, hadi 4. boyut belki ses eklediğimiz zaman ayrıştırmaya yetmediğini iddia ediyor. Yani elimizdeki veri o kadar büyük ve kapsamlı ki basit bir arama motoruyla bize bir bilgi verebilip veremeyeceği kadar çok ilişkiler ağında olduğunu iddia ettiğini söylüyor. Bu da bu belki posterde görmüş olduğunuz clusterların bir arada olduğu ve aralarındaki bağları tarihten kasıt fotoğrafın çekildiği yani belgenin üretime girdiği tarih, arşive girdiği tarih değil. Eğer bu bilgi varsa ve ikinci veri olarak da bu dosyanın arşivdeki konumuna göre hesaplıyor. Yani şunu demek istiyoruz. Şu grup daha da hızlıca anlamak adına şuradaki grup görselin bağlı olduğu kuvvetli yani bu grup görsel belki de araştırmacılar tarafından bir klasöre denk getirilebilir. Bir kişiye ait bilgiler olabilir. Ama diyor ki aynı zamanda meta veriye baktığı zaman bu kişinin başka kişiyle olan ilişkisi belki bir mektup, belki bir mekan, belki başka bir ifadeyle de var olabilir. Yani bir arama motoruna sığındığımız zaman kişiye dair evet belge bulabiliyoruz ama arkasındaki ilişkileri nasıl görebileceğimizi bilmiyoruz. Bu da böyle bir acaba hikaye dönebilir mi aslında? Serginin bir nevi sorularından bir tanesi. Bilmiyorum ne kadar ilginiz var ama machine learning yani yapay zekanın başlama tarihi hemen hemen 1950 yıllarına kadar Rosenblatt'ın 1950'deki Perceptron konseptiyle aslında ortaya çıkmış. 2010 yılına kadar gizli gizli ilerlemiş. Bankaların özellikle çek okumalarında ministeriyerlerin yani rakamları okuması için kullandıkları tonlarca algoritma zaten mevcutmuş. Ama enteresan şekilde 2015'in Temmuz ayında Google'ın DeepDream, Derin Düş isimli bir algoritması internette leak oldu. Bir grup insan hakikaten laboratuvarlarında geliştirdikleri bu projeyi bir arkadaş yanlışlıkla attachment sırasında bir arkadaşına yolluyor ve Reddit'te sabah her şey değişiyor. Ekip zaten bunu açık kaynaklı paylaşmak istedikleri bir kod grubu fakat bu kadar hız yayılabileceğini fark etmemişler. Sonuçta yapay zeka hali hazırda herkesin aklında olan bir konu başlığı fakat rahatça ulaşılabilir bir pratik değil. Sonra bu ekip karar veriyorlar ve bütün kodu GitHub'a koymaya karar veriyorlar ve tabii ki ertesi gün herkes benzer imajları ortaya çıkarmayı öğrenebiliyor. Çok basit bir şekilde backpropagation denen yani yapay zekanın belli bir grup imajla ki burada bir hayvanlar serisini görüyoruz. Kimi zaman maymunlarla, köpeklerle, kedilerle yaklaşık 350-400 bin adet imajla yapay zekayı öğretiyor. Ve aradaki patternları göstermesi için de başka bir imaj yükleyerek o imajı düşlemesini sağlıyor. Ve bunun hemen arkasından ortaya enteresan bir konu daha ortaya çıkıyor. Resmen geçtiğimiz yıl yine bir yıl sonra Temmuz ayında sadece bir hafta içerisinde teknoloji devlerinin satın alma oranı 5 gün içerisinde bir anda patlıyor. Bu anomaliye baktığımız zaman yapay zeka bundan önce de var olduğu halde Elon Musk'ın OpenAI projesi, Kurzweil'in birçok yeni öngörüleri, Amazon'un Alexa, Echo ve birçok projenin ortaya çıkması zaten Siri projesi gibi. Yani yapay zeka hali hazırda var olan birçok projenin içerisinden yavaş yavaş leak etmeye başlıyor. Yani artık yapay zeka büyük devlerin elinde bir önemli bir şey değil. Çok yeni koda başlayan bir insanın bile çok basit bir şekilde belki bir akşamda yapabildiği bir şeye dönmeye başlıyor. Bu dijital bir devrim bir yandan değil mi? Yani artık hiçbir özel kurumun bir özelliği kalmamaya başlıyor. Yapay zeka kullanıyor olmanın bir özelliği kalmamaya başlıyor büyük devler dünyasında. Bu büyük bir korkuyla beraber muazzam bir yaratıcılık da getirmeye başlıyor. Çünkü sanatçılar artık bu kodlara ulaşabilir olmaya başlıyor. Çok kabaca bakacak olursak 1950'deki Frank Rosenblatt'ın önerisine göre 3 bilinmeyenli bir ya da 3 verinin bir
öngörülebilir değerler seviyesine koyularak bir sonuca varabilmesiyle ilgili çok basit bir önerisi. Bundan 57 yılında gördüğümüz chart'a bakıyoruz. 2012 yılındaki benzer bir örgü, yani çok da bir şey değişmediğini de fark ediyoruz. Yani 55 yılda o kadar da insanoğlu çok fazla pratik geliştirememiş. Maalesef özel şirket ve kurumların saklamış olduğu gelişmeler ve bunu ileride kullanabilme sebebiyle. Ama Google burada enteresan bir yola gidiyor ve diyor ki böyle bir problemimiz varsa elimizde 1.7 milyon eğer evrak varsa tabii ki bunu yapay zekadan geçirme fikri değerli bir yere gidebilir. Sonuç olarak bu gördüğümüz Google Maps. Geçtiğimiz yıl bahsedilen, paylaşılan pooling yöntemi, yani 9 farklı katmandan oluşan bir nevi süzgeç gibi görebiliriz bunları. 128-128 piksellik imajlar 9 kere bu algoritmanın içerisinden geçerek belli, bu kısmı anlatmak hakikaten çok zor ve onların bile göremediği, içinde ne olduğunu bilmedikleri havuzlar oluşmaya başlıyor hikayede. Ama en nihayetinde bir sonuca varabilmesi için de tabii ki bir pooling'in sonunda bir softnet isimli bir çıkışa da ihtiyacı var. Görsel olarak baktığımızda hakikaten şurada gördüğümüz imajlar salt arşivden 9 katmanlı layer'la yavaş yavaş bu özelliklerinin ayırt edilip tek bir sonuca inmesi sırasındaki yolculuğunu görüyoruz aslında. Behind the scenes. Kısaca buradan bir hikaye çıkarmaya çalıştık birazdan göreceğimiz mekanda. Bu hikayede şöyle kurmaya karar verdik. Sonuç olarak elimizde 1.7 milyon tane veri var değil mi? Bu veriyi ilk başta dedik ki izleyici içeri giriyor, bir tablet var ve basarak bir an başlatmasını istiyoruz. Yani bir operating system gibi, bir cihaz gibi, bir mekanla cihaz insan arasında bir ilişki kurdurmasını sağlıyoruz. Bu şurada gördüğümüz hakikaten verinin yukarıdaki arşivdeki yeri, yanda da gördüğümüz 3 kolon yapay zekanın tanımladığı benzerliğine göre X, Y ve Z lokasyonu. Bunu yaparken tabii ki diğer önemli veri, bilmiyorum ne kadar ilginiz var ama supervised ve unsupervised şeklinde iki şekilde machine learning uygulanabiliyor, yapay zeka uygulanabiliyor. Unsupervised yani hiçbir şekilde ön yargı olmadan tamamen imaja bakıp algılamasını sağladığınız zaman çok sıkıntı çıkıyor. Çünkü eldeki veriler çok tarihi veriler. Dolayısıyla Vahdettin Paşa'nın kim olduğunu anlamasını sağlayamadık. Ama elimizdeki metaveri o kadar anlamlı ve o kadar iyi tasarlanmış ve hazırlanmış ki aynı veriye bu kişinin bu olduğunu, mutlak bilginin bu olduğunu söylediğimiz zaman işi hızlandırmayı başardık. Bu tabii bize tonlarca birbirinden enteresan çizgisel formlar, çıktılar çıkarmaya başladı. Hani yani bu kesinlikle yapay zeka resmi olabilir. Yani sanat çıktı olarak baktığımız zaman muazzam derecede ilham veren bir sürece dönüştü. Ve kısaca sonunda bizlere bu 708 katmanlı göremediğimiz boyuttan görebileceğimiz hale getiren algoritma bu imaj gruplarından yüzlerle gruplar halinde minik minik klaslar hazırlamaya başladı. Ve bunu hakikaten Salt'ın arşivinden birebir alarak koyarak bunu yaptı. Aşağıdaki hikayede de bu Big Bang'le oluşan yeni önermenin, belki bir kütüphanenin formunu oluşturan algoritmanın kendisini izliyor oluyoruz. Bize 3 farklı önermede bulunuyor. Üçüncüsü bütün verinin içerisinde olduğu çevresel, yani spherical bir formda aynı zamanda resmen bir samanyolu seviyesinde bir uzay öneriyor. Bu da o uzaydan görüntüler. Burada tekrar çok önemli bir şey var ki dünyada bu çapta büyük bir veriyi halka açık bir şekilde, açık kaynaklı kodla, görülebilir bir halde var olan herhangi bir sanat projesi mevcut değildi. Dolayısıyla Google'a yazabileceğimiz bir yardım da, hani butonu da yoktu. Bazen çaresizlikler içerisinde yapılan projelerden hani biriydi yani. Hakikaten bir karar veriyorsunuz ve belki iki hafta sonra sonucunu görebildiğiniz bir projeden bahsediyoruz. Mesela şurada çok enteresan bir dünya var. Aynı yapay zeka algoritmasına bütün arşivi contact sheet, yani kontak baskıya dönüştürdük. Bunu yaparken belki teaser'ı görmüştünüz. Teaser'da hakikaten tıpkı burada olduğu gibi kimi zaman düşey, yatay, kimi zaman random imajlar arasındaki ilişkileri tek tek kaydediyor. Bu etkileşimi kuantum seviyesinde de yapmamız mümkün. Evimizde GPU ve iyi bir ekran kartı olan birisiniz. Belki yıllarca bekleyebilirsiniz. Böyle bir analiz sonucu da mesela 800 bin tane imaja bakıyoruz şu anda arşivde yer alan. Ama bu 800 bin imajın enteresan olan kısmı
sadece benzerliklerine değil, içeriğine göre de bir daha ayıklanabiliyor olmasından bahsediyoruz. Daha da yaklaşabiliyoruz ve her birine tek tek ulaşabiliyoruz. Daha da uzağa giderek belki de tutup çekip bu ekrandan alıp evimize götürebileceğiniz bir bilgiye dönüşümünü de sorguladık bu süreçte. Ve son olarak madem yapay zeka bu bizim gibi tıpkı bir insan gibi odaya koyduğumuzu öğrenebildi, bir araştırma yapabildi. Peki bizler gibi anılarından, hatıralarından bir rüya görebilir miydi? Sorusunu da sorduk ve bu rüyayı gördürebildik. Bunu yaparken daha nerd olması için ilginizi çekerse diye belki bilirsiniz havalimanlarında ve birçok güvenlik gereği istenen yerlerde yüz tarama ve analiz sistemleri mevcut zaten. Mesela çok benzer şekilde aynı kamerayı arşive tuttuk. Bütün bu imajlardan bize yüzleri FaceNet denen bir algoritmayla bütün arşivdeki yüzleri bir seferde çıkarıp benzerliklerine göre cinsiyet, yıl, benzerlik, belki taktıkları şapka ya da baktıkları yöne göre tekrar sort ettik. Mesela bu, şurada bunu da çok ciddi bir soruya dönüştürmeye başlıyor. Yani Londra Havalimanı'ndaki 2 milyarlık dünyanın en büyük yüz arşivi mevcutmuş. Malum her türlü zeki terör konusunda bir şey yapmak isteyen insanın yüz değiştirmesi en akla gelen en klişe hareket değil mi? Bu yüzden mesela aynı algoritma yüzün değişebileceği yöne dair prediction'larla beraber bu kameraları aktif hale getiriyor. Aynı kodu kullanma şansı bulduk. Aynı ekip bu arada DeepMind ekibi, belki hatırlarsınız Koreli Go oyuncusunun yenildiği oyunu da tasarlayan grup. Onlarla çalışma fırsatı bulduk. Çok enteresan tabii yerlere gidebileceğini fark ettik. Tehlikeli ya da tehlikesiz ya da yaratıcı şekilde artık makinenin zekasının hemen hemen bizlere çok yakın 0.02 oranında hataya kadar düşebildiğini fark ettik. Daha da enteresan şekilde belki hatırlarsınız benzer mekanları benzer şekilde üretebilen Pix2Pix diye bir algoritma var. Onu da hatta böyle heyecanla, keyifle denemek için bir akşamüstü testi yaptık. Sadece yatak odalarını indirdik bir kiralama, ev kiralama sitesinden. Yani yaklaşık işte 6-6500 tane yatak odasından sadece yatak odalarını hayal etmesini bekledik. Hakikaten gerçekliğe çok yakın mekanlar üretebildik. Kısaca sonunda bizlere de arşive girdiğimizde ilk göreceğiniz hemen hemen arşivde bulunan belgelere çok yakın, neredeyse bazen gerçek diyebileceğiniz arşivden belgeler üretmesini sağlayabildik. Yani kavramsal olarak baktığımızda 21. yüzyılın ortasında bir kütüphaneye gittiğinizde ya o yapay zeka sizlere o ana ait olmayan bir gerçeklikte belgeler sunsaydı hangisinin gerçek olduğunu nasıl anlayacak? Bu soru yine, yani bu da bir yeni bir büyük bir devamlı alan olacak. Fact check, gerçeklikçe neyse artık o ama. Şunlar hakikaten 5 dakika 10 saniye boyunca arşiv üzerinden tamamı belgeleri okuyarak 3 haftalık kuluçka sonunda ortaya çıkan generatif rüyalar. Bu mesela hakikaten çok korkunç derecede heyecanlı bir an. Yani. Çünkü yapılabilir bir halde ve sanatçı olarak yapılabilir bir halde. Hani neler yapılabileceğini tahmin edebilmeye yarayan, merak uyandıran, yeni sorular sorduran bir anı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da tabii bunun bir tamamen bu bir hala science fiction, yani bir bilim kurgu seviyesinde bir enstalasyon, bir gerçeklik önermiyor. Ama insanlar bunu gerçeğe çok yakın gördükleri için arama butonum nerede, nerede yazabilirim vesaire diyor. Bir diğer güzel haber belki, dün bu sayfa yapay zeka gibi Blaise Aguirre arkasının sıkça yazı yazdığı bir blog, Google'a ait bir blog. Orada da bu dokümanlar şu an highlight olarak bir büyük bir başarı şeklinde orada gösteriliyor. Bu da hepimizin gurur duyduğu, çalışmada yer alan herkesin çok sevindiği bir an. Ve kuvvetli muhtemel çok daha enteresan yerlere gidebileceğini tahmin edebiliyoruz hep beraber. Bir noktada çok önemli. Bu sadece bir video uygulaması değil. Burada amaç size bu gerçekliği biraz daha yaklaştırabilmek için bir tablet üzerinden, Microsoft Surface'ın yeni çıkardığı Pro 4 üzerinden interaktif bir arayüz de göreceksiniz. Google Maps'e kullanılan gesture'ları birebir kopyalayabildik Google'ın sayesinde. Tıpkı o Google Maps'e zoom in yapar gibi bu birazdan göreceğiniz kütüphaneye zoom in yapabiliyorsunuz, üzerinde gezebiliyorsunuz. Hakikaten bu imajlar aşağıda, yani yukarıda yüklü bir haldeler. Bu gezinti için en iyi anlatacağım nokta yer sanki orası. Kendisine teşekkür ederim. Aşağı, yani yukarıda görmek üzere işte beraber. Sorunuz varsa alabilirsiniz.